yepyeni bir destan dizisi analiz videosundan, tüm destan severlere esenlikler dilerim. Destan dizisinin ikinci sezonunda bizleri neler bekliyor? Sezon finalinde Göksaray'da çıkan patlama sonucunda Alfa Han ölecektir. Peki, Han'ın ölümü Göksaray'daki eski düzeni nasıl etkileyecek? Alpagu Han'ın itbaraklar yüzünden ertelediği Çin seferi ne olacak? Çin ile savaş başlıyor mu? Tüm merak edilenler ve daha fazlası, şimdi bu analiz videomuzda. Analize geçmeden önce, Günseli Hatun Batuga'ya ihanet etmesin diyenler videomuzu beğensin, bakalım kaç kişiyiz. Sosyal medyada çıkan haberlerden de biliyoruz ki, dizinin yeni sezonunda Alpa Guhan karakteri ölerek diziye veda edecektir. Kaan'ın ölümünden sonra, Gökhanlığında başlayan taht savaşı, devleti iyice zayıf düşürecektir. Bunu fırsata çeviren Çin ise, Gökhanlığına karşı büyük bir savaş açacaktır. Batuga'nın en iyi kağan olabileceğini iyi bilen Çin imparatoru, Batuga'yı ortadan kaldırmak için saraya çaşıdlar sokacaktır. Sarayda can güvenlikleri tehlikede olan Batuga ve Ak Kız'ın en büyük destekçisi tabii ki de Temur ve Çolpan olacaktır. Sarayda diğer bir cephe olan ve Rahatun ve Kaya ise Batuga'nın kaçırılmasını fırsata çevirip tahtı ele geçirecekler. Bir zamanlar tutkun için kağanlıktan çekilen Temur, bu sefer de Batuga'nın yaşaması için Çin imparatorunun emriyle yine gök tahtına adaylığını ileri sürecektir. Çünkü Çin imparatoru, damadı olan Temur Tekini tahta çıkarmak için Batuga'yı kaçıracak ve Temur'u yeniden gök tahtına aday olması için Batuga'nın canı ile tehdit edecektir. Temur'un gök tahtına aday olması ve Rahatunu da çok mutlu edecektir ve Rahatun, taht kavgalarında Temur'u destekleyecektir. Kuzu Beg ise, yine de Kaya'nın tarafını tutacaktır. Kuzu Beg'in gerçek kimliği de, yeni sezonda gün yüzüne çıkacaktır. Belki de, Kuzu Beg ve Rahatun'un, Bargı Beg'den olma oğlu olabilir. İlk sezonda Ak Kız'ın annesi konusunun üzeri kapatılsa da, yeni sezonda Ak Kız'ın annesinin ortaya çıkacağını düşünüyoruz. Şimdilik benim analizim bu şekildeydi. Yeni bir analiz videosunda görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.